Ya bakar mısınız arkadan, evimize nasıl geçeceğiz? Evim o tarafta ve ortada kaldım şu an. Saat 5'te bari. Gece 4'te mi evden çıkayım yani? Şu arabada polis görebilirsin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu manzaraları bu yılda göreceğiz. Çünkü İstanbul Valiliği tartışmalara noktayı koydu. Taksim Meydanı 1 Mayıs'a kapalı dedi. Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya kararlı. İstanbul Valiliği ise son kararını verdi. 1 Mayıs günü Taksim Meydanı kapalı dedi ve toplu gösteriye izin verilmeyeceğini söyledi. Ve bunun için de altı neden gösterdi. Çıkabilecek herhangi bir olayda katılımcılar ve bu alanda bulunan diğer vatandaşların tahliyesinde ciddi zorluklar yaşanacağı, can ve mal güvenliğinin tehlikeye gireceği öne sürüldü. Taksim Meydanı konumu itibariyle yüksek katılımlı toplantı ve gösterilere uygun değildir dedi. Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs günü yani Cuma günü Taksim Meydanı'nın üstünden de helikopterlerin uçuşuna izin verilmeyecek. Demir bariyerler ise günler öncesinden getirilmişti. İşte o demir bariyerler de Taksim Meydanı'nın çevresine dizilmeye başlandı. Taksim'de tam 10 bin polis görev yapacak. Meydanda ve çevresinde kuş dahi uçurtulmayacak. İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da tam 8 ayrı nokta gösterdi. Bunlardan 4'ü Avrupa yakasında, diğer 4'ü ise Anadolu yakasında. Avrupa yakasındaki kutlamaların adresi ise Yenikapı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Cumartesi Halk Pazarı, Maltepe Sahil Parkı, Kadıköy Salı Pazarı, Kartal Meydanı ve Pendik Cumartesi Halk Pazarı diğer kutlama alanları olarak belirlendi. Valinin 1 Mayıs kutlamaları için göstermiş olduğu Yeni Kapı'nın çevresinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Zaten bu inşaat çalışmaları trafiği olumsuz yönde etkiliyordu. Bir de üstüne 1 Mayıs kutlamaları eklenince tam bulunduğumuz bu noktadaki trafik işin içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bazı yollarsa yaya ve araç trafiğine kapatılacak. 1 Mayıs günü Taksim Meydanı kapalı. Oraya çıkacak olan yollar da sabah saat 6'da polis ekipleri tarafından kapatılacak. Yani hiçbir şekilde geçişe izin verilmeyecek. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi Mecidiyeköy Meydanı'nın etrafına polis ekipleri demir bariyerler koyacak. Ve oradan araçların geçmesini bırakın, vatandaşların geçmesine bile izin verilmeyecek. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı'ndan itibaren kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Ortaköy ayrımından kapatılacak. Beyazıt Meydanı ve çevresindeki yollarda trafiğe kapatılacak noktalardan biri. Tamam, nereye gideceğiz? Ya bakın, yaya trafiğine kapandı bu saat. Ya nasıl ama ne yapacağız? Ortada kaldık. Evim o tarafta. 1 Mayıs'ta Levent Yenikapı ve Kabataş Taksim metro seferleri de yapılamayacak. Yani Taksim'e giden metro ve finiküler seferleri iptal edildi. Metrobüs seferleri de kısıtlanacak. Seferler sadece Beylikdüzü Cevizli Bağı arasında yapılacak.